burada mı? Yine mi geldi abi? He geldi. Demek ki ofise çıktı. Anlaşıldı. Bugün ofise de giremeyeceğiz. Zaten sinirlerim tepemde. Neyse abi bir gün kaldı. Bir gün daha dayanacağız. Bir şey diyeyim mi? Ben zaten konuştuğumuz gibi yaptım. Yani böyle bilgisayar çökmüş, benim canım çok sıkkın falan filan. Yarın var ya mahkemede onu öyle bir sürpriz bekliyor ki. Of çok iyi olacak. İnşallah. Senin neyin var? Ha? Öyle bir canım sıkkın dedin, sinirlerim tepemde dedin. Hayırdır? Abi yalan işi sevmiyorum. Yalan işim olsun da istemiyorum ama bir şekilde beni yine buluyor. Hayda. Hadi o şeyler bunu da açıklasın bakalım. Ne bu şimdi? Ne onlar? Oğlum biz geldiler. Dur söyleyeceğim sonra. İlahi Rüzgar, hiç güleceğim yoktu. Böyle bu kahve sohbetlerini daha sık yapalım diyorum. Yapalım. Sinan, seninle biraz konuşabilir miyim? Tabii, buyur. Bana çok kızdın, değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Yok, ben anlıyorum yani masadan kalkışından, bakışlarından. Yani Pelin aslında ben sana... Ay canım hiç kıyamaz bana. Ama ben gerçekten anlıyorum yani bakışlarını kaçırmandan falan. Sana söz veriyorum. Bir daha böyle çocukça kıskançlıklar, sorgulamalar falan yapmayacağım. Yani ağzından çıkan her şeye inanacağım. Bak benim, ben aslında... Rüzgar'la aranızdaki ilişkiyi hiç sorgulamayacağım. Ben inandım, siz gerçekten iki iyi arkadaşsınız. O başkasıyla evli. Başka birine aşık. Sen de? Ben de. İnan bana, ben de bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Hiç üzmedin ki zaten. Şimdi lütfen burada ne olduğunu, sizin ne ara böyle can ciğer kuzu sarması olduğunuzu, onların içeride özel olarak ne konuştuğunu falan filan hepsini bana bir anlat ne olur. Sinan gelsin de o sana anlatır. Yarın mahkemeyi unutmuyorsun ha. Şahidimizsin. Unutur muyum? Zevkle geleceğim. Ceyda'nın o halini, kaybetmiş yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Rüzgar, ne zaman konuşmak istersen, birine ihtiyaç duyarsan arayabilirsin. Artık numaram var zaten. Tabii, tabii ararım. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bülent, görüşürüz yarın. Görüşürüz. Şimdi herhalde bu mutluluğun, neşenin, birlikteliğin, beraberliğin mantıklı bir açıklaması vardır, he? Var. Açıklaması var. Ama mantıklı olduğu söylenemez. Bak Sinan, ben olması gerekeni yaptım, tamam mı? Rüzgar, sen yanlış olanı yaptın. Pelin karşımda konuşurken keşke yer yarılsaydı da içine girseydim dedim. Ya kız kendisini suçlu sanıyor. Ya benden özür diledi. Tamam, bak finalde yüzü gülüyor muydu? Gülüyordu. Ya lütfen ne olduğunu bana da anlatır mısınız artık? Rüzgar Pelin'e evli olduğunu açıkladı. Nasıl? Ne? Ne? Aa! Aa! Sen evli misin? Rüzgar evli miymiş lan?
Aa, olaya bak. Kızlar evliyim istiyorum ya. Duymuyor musunuz? E tamam da bir şey diyeceğim. Bugüne kadar acaba niye söylememiş o boru boyun? Ay o nasıl çirkin laf öyle? Bence kızın boynu böyle kuğu gibi. Aa. Ay bu bildiğin kızı hemen yedeksizde yapmış ya. Yapmış vallahi. Ay sizin yeriniz ayrı bebişlerim. Ama ne yalan söyleyeyim yani acayip rahatladım. Ya kızı resmen bambaşka görüyorum artık. Ay kızım dur ya, bu böyle telefonla olmayacak. Bizim bunun kahveli falan bir deşmemiz lazım. Aynen. Ay evet ya. Kızlar siz benim eve geçin, zaten annem evdedir. Ben de şimdi Filya'dan yola çıkıyorum. Hadi bay bay. Tamamdır, hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay. Simoş. Bak ben sana söylüyorum, çiftle düğün olacak. Çiftle düğün olacak söylüyorum. Ay, iyi hadi inşallah. Hadi kalk hadi. Yürü gidelim. Anahtarını unutma bak, yine geçer. Bir dakika, bir dakika. Ya şimdi bu hani böyle belediye başkanı yetki veriyor, o da o yetkiyle geliyor falan böyle. Baya baya evlilik yani, he? Of! Bülent, abi sana bazen bir şey anlatırken gerçekten çok yoruluyorum. Ya o kadar büyütme olayı. Sadece dedesine öyle söylememiz gerekiyordu. Peki bu alyanslar, evlilik cüzdanı falan filan? İşte o da ablanın organizasyon yeteneği. Peki bunu Pelin'e direkt böyle söyleseydiniz daha doğru değil miydi? Tabii ki daha doğruydu. Yani o yalana ne gerek vardı bilmiyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Yani bahsettiğimiz arkadaş daha bizim arkadaşlığımızı bile sindiremiyor. Yani biz onu karşımıza alacağız ve şey mi diyeceğiz? Ha biz bir sürü arkadaş gibi değil, böyle evli çiftler gibi davranacağız. O da anlayışla karşılayacak, öyle mi? Oldu. Ya tamam, başta kızardı. Ama yalan söylemekten iyidir. Bak Sinan. Kadınları tanımıyordun, hala tanımıyorsun. Rüzgar, ben de Don Juan'ım diye gezmiyorum ortalarda. Ama Pelin'i ne kadar iyi tanıdığımı sen de biliyorsun. Pelin'i tanıyorsan benim yaptığımın ne kadar mantıklı olduğunu da görürsün. Ya Bülent, haksız mıyım? Sen söyle. Pelin benim evli olduğumu düşünürse daha mutlu olmaz mı? Tüm yüreğimle söylüyorum, haklı, net. Abi ne olursa olsun ben sevmiyorum öyle şeyleri. Arkasından iş çeviriyormuş gibi. Ben yarın mahkemeden sonra her şeyi anlatacağım Pelin'e. İyi, ben mahkemeye gelmeyi düşünüyordum. Gelmeyeyim o zaman. Ne alaka? Ya ben sabahtan beri kıza burada laf anlatmaya çalışıyorum. Ya Pelin mutsuz olmasın diye, beni kafaya takıyor, üzülüyor diye. E şimdi sen gidip her şeyi söyleyeceksin. Ne olacak? Yine kötü olan ben olacağım. Onun üzülmesini istemiyorum. Kusura bakma Rüzgar. Tamam Sinan, sen doğru bildiğini yap. Şefim, avukat geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.